Arkadaşlar merhaba. Bu videoda konumuz Lepistes balığının hamile olduğu nasıl anlaşılır ve Lepistes balığı ne zaman doğurur sorusuna biraz bakacağız. Öncelikli olarak Lepistes balığınızın hamile olduğunu anlamanın 3 kolay yöntemi var. Bu 3 kolay yöntemle balığınızın hamile olup olmadığını ya da doğuma yakın olmadığını anlayabilirsiniz. Bunlardan birincisi Lepistes balığınızın karnındaki şişlik. Hamile olan balıklar yeni doğum yapmış ya da hamile olmayan balıklara göre daha fazla karın şişkinliğine sahiptir. Dikkat ederseniz erkekle dişi balıklar arasında dişi balıkların karnı erkek gibi düzse burada anlıyoruz ki ya yeni doğum yapmıştır, karnı içine geçtiyse ya da balığınız hamile değildir. Ancak balığınızın karnında bir şişkinlik oluşmaya başladıysa balığınız hamiledir. Bu şişlik doğum gününe kadar sürekli artarak büyür. Ve en sonunda da zaten doğum gerçekleşir. Doğum gerçekleştikten sonra da o karın şişliği hemen iner ve içine doğru böyle geçer. O sebeple de karın şişkinliğini birinci kolay yöntem olarak, birinci basit yöntem olarak düşünebiliriz. Öncelikle hamile balığımız var ise akvaryumda ilk bakacağınız şey lepistesinizin karnı şiş mi? Şöyle bir 10 balığınız varsa direkt şöyle bir hızlıca bakın. Kaç tanesinin karnı şişse ondan sonra ilerleyin. İkinci yöntem olarak lepistesinizin anüs bölgesindeki siyahlık. Hamile lepisteslerde bu anüs bölgesinde siyahlaşma olur. Karnının tam arka tarafına doğru olan kısmı bu anüs bölgesi. Buradaki siyahlık gitgide artar. Doğuma yaklaştıkça da iyice siyahlaşır. İlk zamanlar bu kısım kırmızıdır. Örneğin benim daha önce ürettiğim lepistes balıklarında şu şekilde bir dönüşüm gerçekleşiyordu. Balığı alır almaz balığım doğurmuştu. Sonrasında karnı küçüldü ve o anüs bölgesinde bulunan karnının alt tarafında bulunan yerde kırmızı kırmızı şişkinlik başladı. Bu şişkinlikle beraber oluşan kırmızı bölge zamanla kahverengi ve siyah doğru dönüşüyor. Tekrardan siyah rengini aldığında zaten balık hamileliğini oldukça tamamlamış oluyor. Bu sebeple ikinci yöntem olarak balığın alt tarafında, karnının altında bulunan o siyahlıkları takip edebiliriz. Yani toplayacak olursak ilkinde karnı şişkinliğine bakıyoruz, ikincisinde şişkinliğin altında, karnının altındaki siyahlığa bakıyoruz. Bu ama şaşırtıcı olmasın, bu kısım ne kadar siyah olursa doğuma o kadar yakındır. Ancak kırmızı da olsa ve karnınızda şiş de olsa, balıktaki karnı şiş de olsa bu şekilde de balığınızın hamile olduğu anlaşılır. Hem şiş karanın hem kırmızı anüs bölgesi de hamile olduğunu gösterecektir. Bununla beraber aslında burada bir ek bir bilmemiz gereken şey de balığın karnı şiştikçe, anüs bölgesi siyahlaştıkça orada bir boşluk oluyor normalde. O boşluk kısmının giderek küçülmesi, içindeki yavrularınla beraber, yavruların büyümesiyle beraber o boşluk kısmının giderek küçülmesi ekstra bir püf nokta oluyor bize aslında anlamamız için. Üçüncü yöntem olarak da balıklarınızı genel takibini yapamıyorsanız, eğer hamile olup olmadığını karınlarından, anüs bölgelerinden anlayamıyorsanız ya da çok net bir şekilde gözlemleyemediyseniz balıkların davranışlarını izlemek olacak. Balığın davranışları hamile olan balıklarda genelde agresif olur. Bazen çok fazla yem yemeye çalışırlar, özellikle ilk zamanlar. Doğuma doğru da çok az yem yerler, iştahları kesilir. Ancak biz yine de iyi beslemeliyiz ki hamile balığın herhangi bir şekilde besin eksikliği olmasın. Yavrularına da bu besinler gitsin. Bu sebeple davranış olarak agresif hareketler balığın bir aslında başka bir hamile olduğunu gösteren başka bir yöntemdir. Akvaryuma yaklaştığınızda balık kaçacak yer arar, sağa sola camlara vurur kendini. Hatta dersiniz ki lepistes balığı bu kadar agresif mi? Ciklet haline dönüşmüş diye. İşte bu şekilde davranırlar. Bazen de saklanma içgüdüleri vardır. Balığı yavrularını doğuracak güvenli bir yer arar kendine. Bu yeri ararken ısıtıcının yanlarına, iç filtrenin akındığının az olduğu yer, iç filtre motorunun tam üstüne ya da bitki varsa bitkilerin arkasına, zeminde deniz kabukları tarzı bir şeyleriniz varsa onların aralarına girmeyi severler. Akvaryumunuzda zaten mutlaka bir bunların saklanacağı yer olsun. Özellikle su yüzeyinde rafya kullanılır genelde. Eğer rafya kullanmazsanız da bol bitkili bir akvaryumunuz varsa da suyun üstünde bitkilerin yoğunlaşması gerekir.
Oralara rahatça yavru balık yavrularlar balıklarını ve yavru balıklar da kolay bir şekilde yemlerden beslenirler. Davranış kısmında yani üçüncü yöntemimizde ikiye ayırıyoruz aslında. Bir tanesi dediğim gibi agresif hareketler, bir tanesi de saklanma hissiyatı. Balığınızı, akvaryumdaki lepistes balıklarınızı dikkatli bir şekilde inceleyerek aslında bu yöntemi de kullanıp balığınızın hamile olup olmadığını anlayabilirsiniz. Balığınızın hamile olmasının başlangıç zamanlarında böyle hareketler gerçekleşmeyebilir. Özellikle doğuma çok yakın balıklarda bu gerçekleşir. Onları da ekstra bir başlıklar altında toparlayacak olursak, yani lepistes balığı ne zaman doğurur sorusu en çok sorulan sorulardan birisidir bu balık sahipleri tarafından. Burada aslında benim kullanmış olduğum ki genel geçer bir yöntem, çok basit bir yöntem var. Birincisi, düzenli olarak balıklarınız düzenli olarak doğuruyorsa doğurdukları tarihleri bir kenara not edin. Ben bu şekilde 4 tane lepistesten 250 tane lepistes yapmıştım ve 4-5 ay gibi kısa bir sürede balığı yavruluğa aldığım gün balık doğuruyordu. Artık o şekilde balığı anlama durumuna gelmiştim. Yaklaşık 28-29 günde bir lepistes balığım doğuruyordu. Burada tabii ilk zamanlar kullandığım yöntem neydi? Lepistes balığınızın karnı çok şişer ve karnınızın alt tarafına doğru yatay bir çizgi oluşur. Bu artık balığınızın doğuma çok 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 yakın olduğunu gösterir. Çünkü karnı iyice artık patlamak üzeredir. Bu şekilde balığınız, hamile balığınız eğer bu şekilde bir görünüm aldıysa bilin ki doğum çok yaklaşmıştır. Ne kadar? Yani o gün, ertesi gün ya da bir sonraki gün olabilir. Ancak balığınız stres yapmayacaksa o şekilde bu söylediğim 3 gün içinde doğum gerçekleşebilir. Ancak stres yapma durumu olursa o zaman süre uzayabilir. Karnında da strese bağlı ölümler olabilir. Çünkü doğması gerekiyor yavruların. Bununla beraber en çok kullandığım bir başka yöntem de hamile lepistes balıklarının erkeklerle olan birbirleriyle kovalaması. Erkek balıkları o dişilerin hamile olduğu zamanlarda daha da fazla kovalamaya başlar dişileri. Bu da aslında başka bir yöntem olarak kullanılıyor. Ben de bu yöntemi kullanmıştım. Ama en çok tabii lepistes balığınızın ne zaman doğuracağı ile ilgili balığınız sabit bir şekilde gizlenip sabit bir şekilde suda duruyorsa, çok ani tepkiler veriyorsa ama özellikle doğuracağı gün çok sabit bir şekilde köşede ya da suyun üzerinde duruyorsa, fazla yüzmüyorsa, karnındaki o yatay çizgi varsa bilin ki balığınız doğurmaya çok yakındır. Bu şekilde balıklarınız o gün ya da ertesi günü mutlaka doğuracaktır. Yani benim deneyimlediğim, benim gözlemlediklerim bu şekilde. Mutlaka diğer arkadaşlarımız da yorum yapacaktır videomuza. Sizler de zaten kendi deneyimlerinizi video altına yorum olarak yazarsanız diğer arkadaşlar da ortalama bir deneyim elde ederler. Lepistes balıklarını burada ek olarak doğum sonrası bir süreç var, onu eklemek isterim. Balıklar yorgun olduğundan aslında biraz kendi halinde karantinada bakılması tavsiye edilir. Bunun için tül yavruluğun içinde tutabilirsiniz dişi lepistesinizi 3-5 gün. Çünkü erkek lepistesler sürekli kovalamaya devam edecektir. Bu da ayrı bir püf noktası. Yine bununla beraber dişi balık, lepistes balığı doğum yaptıktan sonra mutlaka onlara yavrularını sabit bir yerde tutmanıza, yani bir yavruluğa ya da bir tül yavruluğa yavrulatmanıza, eğer akvaryuma doğuruyorsa da yavruları toplamanıza ve bir tül yavruluğun içine koymanızda fayda var. Eğer siz o balıklara ne kadar kısa süre içinde sık yem verirseniz balıklar o kadar çabuk büyüyecektir. Akvaryumda salma bir şekilde gezen balıkların birçoğu ölecektir ya da birçoğu yeterli beslenme yapamayacaktır ve sönük kalacaktır. Doğal bir akvaryumda zaten bunlara gerek yoktur ancak genelde akvaryumların çoğu yapay bir ortam olduğundan dolayı, yani doğalla yapayı şöyle ayırt ediyorum, hani doğal ortam akvaryumu çok büyük tanklar, ışıklar, dışarıda tutulan gölet gibi yerler, onun dışında yaklaşık 1 tonluk akvaryumlarda full bitkiyle dolu akvaryumlarda yavrular zaten kendi yolunu bulacaktır. Ancak normal bir şekilde bir akvaryumunuz varsa balığınızı sizin yönlendirmeniz şeklinde doğurtturmak ve yavrularını alıp ayrı bir bölmede bakmak kısa sürede çok güzel gelişim sağlayacaktır.
Bu videomuzda yani özetle toparlayacak olursak Lepistes balıklarının hamile olduğunu 3 yöntemle anlayabiliyoruz. Karın şişkinliği, anüs siyahlığı ve davranışlardaki bozukluklar. Lepistes balığınızın ne zaman doğuracağını da 2-3 püf noktayla anlayabiliyoruz. Birincisi, Lepistes balığınızın karnında yatay bir çizgi meydana gelmesi. İkincisi, balığınızın sabit bir şekilde kenarlarda, köşelerde gizlenerek yüzmeden durması. Üçüncüsü de erkek balıkların onları fazla kovalaması diyebiliriz. Ama bu üçüncü yöntem çok rastlanan bir yöntem değil aslında. Bunun dışında videomuz bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur, herkese yardımcı olmuştur. Genelde çok sorulan bir sorudur bu. Herkesin de heves ettiği bir balıktır Lepistes balığı. Aslında çok kolay yöntemlerle hamile olduğu anlaşılır. Zaten canlı doğuran balıktır. O yüzden hamile olduğu da anlaşılması kolaydır. Çok rahat bir şekilde balıklarınızı üremesini gerçekleştirebilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımı da beğenirseniz diğer arkadaşlara da oldukça ulaşacaktır. Destek olanlar için herkese teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.